Okay. Merhaba, bir Temu ürün incelemesi videosuna daha hoş geldiniz. Bugün birçok ürün inceleyeceğiz her zamanki gibi. Teknolojik ürünler de var, işe yarayacak şeyler de var. Yani tatlı ama hani ne kadar kullanılır diyeceğiniz şeyler de var. Her zamanki gibi ortaya karışık bir seçki yaptım size. Videoya başlamadan önce bu ürünlerin tamamına %90'a varan, şaka değil bu arada, indirimlerle sahip olmak isterseniz indirim kodumuzu buraya bırakıyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında da indirim kodumuzu ve uygulamanın indirme linkini bulabilirsiniz. Bu kodu Temu uygulamasına girdiğinizde arama kısmına yazıyorsunuz ve birazdan göreceğiniz ürünlere indirimli bir şekilde sahip olabileceksiniz. Ürünleri incelerken aynı zamanda orijinal fiyatlarını ve bu kodu kullandığınızdaki indirimli fiyatlarını da yazıyor olacağım. Hadi başlayalım. Bu ürünleri incelemek için haftalardır bekliyorum ve gerçekten çok heyecanlıyım. Hele bir tane ürün var ki denemek için hakikaten sabırsızlanıyorum. Ne olduğunu söyleyeceğim. Full body masaj. Tüm vücut masaj matı gibi bir şey ve yorumları çok iyiydi. Merak içindeyim. Öncelikle Temu'nun bana gönderdiği Christmas hediyesiyle başlamak istiyorum. Ben de bunun ne olduğunu bilmiyordum ama terlikmiş. Bana şöyle bir terlik göndermişler. Üstünde Merry Christmas yazıyor. Ben de dedim ki biz Müslüman ülkeyiz. Bizde Christmas olmuyor. Bana dediler ki çünkü hani biraz Christmas temalı ürünler seç istersen. İşbirliği yapıyoruz ya sonuçta. Ben de hiç seçmedim tabii yani nereden aklıma gelecek. Onlar da dedi ki hani Christmas falan ya dedim ben Türk'üm. Hani bilmiyorum farkında mısınız ama burası Müslüman bir ülke. Her ne kadar Hollanda'da işbirliği yapıyor olsak da. O yüzden çok bir şey seçmedim açıkçası Christmas'a dair ama bir sonraki videoda biraz böyle yılbaşı süsleri falan seçmek istiyorum açıkçası. Christmas'lık bir durum yok ama yılbaşı için bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. İnanılmaz bir terlik. Ya tabii numaramı sormadıkları için bir tık bol oldu. Yani bir hediye olarak numarayı bilmeden de terlik yollamak da ilginç. Ama Temu'ya çok teşekkür ediyorum. 40 numaraymış bu. Ben 37 giyiyorum. Neyse eve gelen birine giydirmelik güzel bir terlik. Teşekkür ediyorum Temu ekibine. Anlamayacak olsalar da bu videoyu izlediklerinde şey oldu. Ürünlerin hepsini her zamanki gibi inceleyeceğiz biliyorsunuz. Anlatacağım neler olduklarını, kullanışlarını da göstereceğim. Şu kutusunu açtığım ürünle başlayalım. Çünkü bunu TikTok'ta da paylaştım. O yüzden önden incelemiş bulundum. Ama sizlere de anlatmak ve göstermek isterim. Bu bir 360 derece dönebilen, yüzünüzü takip eden tripod. Muhteşem bir şey. Ben çok sevdim. Ben ışıklı versiyonunu aldım. Şöyle yanlarında ışıkları var görüyorsunuz. Mesela bu arada wow bir ışık mı? Değil. Ama farklı renkler var vesaire. Yani ben bunları çok kullanacağımı düşünmesem de mesela sarıyı ya da mesela şöyle yapabilirsiniz. Bir tanesini soğuk beyaz, bir tanesini sıcak beyaz yaparak böyle dengeli bir şey oluşturabilirsiniz. Yani çok faydalı mı tartışılır ama böyle daha yakın plan videolarda işinizi görebileceğini düşünüyorum. Ama ışıksız versiyonunu da alabilirsiniz bence. Bir dakika şurasını sıkalım. Işıklar da şöyle çıkıyor bu arada. Acayip basit deyip çıkaramayacağım şimdi dur. Işıklar şöyle hemen yandan tak diye buraya giriyor. Çok kompakt, bunu çok sevdim. Ama dediğim gibi wow bir ışık değil. O yüzden bence ışıksız da tercih edilebilir. Bu ürünü daha önce denediğim için yorum yapabilirim. Zaten buraya da daha önce denediğimde beni nasıl takip ettiğini gösteren görüntüleri koyacağım. Aşırı hızlı hareket ederseniz tabii ki aşırı hızlı bir şekilde sizi geri takip edemiyor. Ama şu hareketleri şu hızda yaptığınızda çok rahatlıkla sizi görüntünün tam ortasına aldığını söyleyebilirim. Ellerinizi kullanmak istemediğiniz çekimlerde mesela yemek yapıldığında bence çok kullanışlı olacak bir ürün. Yani yemek içerikleri çekiyorsanız ya da böyle ellerinizi kullandığınız bir şey yapıyorsanız ve o sırada görüntünün de akmasını istiyorsanız ve tripodu oraya koyayım, buraya koyayım ve uğraşmak istemiyorsanız bence çok mantıklı. Aynı zamanda bir tane de çok küçük, çok tatlı bir kumandası var. Onunla da çekime direkt başlayabiliyorsunuz. Bluetooth'la telefonunuzu bağlayarak. Böylece bayağı telefonu bir kamera gibi kurgulayıp hiçbir şekilde yerinden oynatmadan çekim yapma şansını elde ediyorsunuz. Bence çok mantıklı bir ürün. Ben bunu severek kullanacağıma eminim. Yani benim işim için çok mantıklı. Eğer sizin de böyle uğraşlarınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatına göre çok çok iyi bir ürün. Bugün burada kar yağdı. Havalar acayip soğudu. Ben de kendime... Aa, kahverengi mi almışım ya? Hayret işte tercih edeceğim bir şey değil. Kendime şöyle bir saç bandı aldım.
şu an bunu takmak ve saçımı bozmak istiyor muyum emin değilim ama takacağım. Çünkü bu bir ürün incelemesi videosu. Yani olmadığına çok eminim ama sıcak tutacak bir şey bu. Ve yumuşacık, çok sevdim. Bugün kursa gideceğim, Hollandaca kursuna. Bunu kesin takarım. Burada hakikaten, hani bugün yüz felci geçirdim sandım. Eve geldiğimde ağzım böyle oynamıyordu soğuktan. Kar yağdı ilk defa buraya taşındığımızdan beri. Buz gibiydi. Bir de bisiklete biniyorsunuz. Hakikaten suratınıza felaket bir soğuk çarpıyor. Özellikle kulakların da çok fena etkileniyor. O yüzden aldım bunu. Ve kumaşını falan bayağı beğendim. Bayağı güzel ya. Bunu sevdim. Nice. Böyle bir şey arıyorsanız uygun fiyata kalite. Kumaşı güzel. Hiç kıyafet almadım Temu'dan bu arada ama böyle ufak tefek kumaş ürünler genelde okey çıkıyor. Devam edelim. Şöyle bir adet ring light aldım. Aslında beklediğimden bir tık büyük çıktı ama ben bunu yine de her türlü değerlendiririm. Ben bunu böyle şey için istiyordum. Webcam'in yanına ya da önüne böyle monitöre klipsleyeyim. Burada çünkü ters ışıkta kalıyorum toplantılarda. Sürekli suratım karanlık çıkıyor. Ama beklediğimden bir tık dediğim gibi büyük çıktı. Belki de bunu daha farklı çekimlerde değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Bir saniye. Şimdi bunu bir deneyelim. Ve görelim nasıl bir ışık veriyor. Şuradan, şöyle şuradan ayarlama yerleri var. Sıcak sarı, karışık ve soğuk sarı olmak üzere 3 renk veriyor. Buradan miktarını artırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle maksimum yapayım. Hiç fena değil. Yani şu mesafeden bile çok rahat işinizi görür. Bende şöyle bir şey daha var hatta onu da göstereyim size. Bu benle Türkiye'den geldi. Bu arada Trendyol'dan almıştım bunu. Bu onun çok daha minnoş bir versiyonu. Bunu bazen hakikaten bu ev bir de katlı bir ev olduğu için bazen bunu taşımak çok zor oluyor. Bununla böyle çok minnoş videolar çekilebilir diye düşünüyorum. Hatta şu an havada kararırken acaba diyorum ben şunu şuraya taksam mı? Çok hoş, çok kullanışlı. Bir de şöyle altında klips şeyi var. O da çok iyi. İsterseniz bu arada yanında şeyleri de geliyor. Hani direkt tripoda takma falan zımbırtıları da geliyor. Gayet okey. Gayet okey. Tam bir to go ışığı olarak benim ekipmanlarımın arasında yerini alacak minnoş, kompakt bir ürün olarak şu anda hayatıma girmiş bulunuyor kendisi. Devam ediyorum. Yine açtığım ama bayıldığım bir ürünü size göstermek isterim. Pixel ekran. Buna bence bayılacaksınız. Yani beni takip eden insanların genellikle benimle aynı kafada olduğunu düşünüyorum. O yüzden bayılacağınızı düşünüyorum. Hani lüzumsuz mu tartışılır. Evet biraz da lüzumsuz ama çok da eğlenceli bir şey. Hemen göstereceğim. Ama bir dakika önce bunun uygulamasını indirmem gerekiyor. Yine powerbank'e takıp göstermek istiyorum. 32'ye 32 aşırı tatlı bir LED ekran kendisi. Şimdi şöyle bir kullanım kılavuzuyla geliyor. Buradan kodu okutuyorsunuz, uygulamasını indiriyorsunuz. İçinde yok yok. İsterseniz kendi animasyonunuzu yaratıyorsunuz. İsterseniz belli, isterseniz hazır animasyonları kullanabilirsiniz. Oyun oynarken kim kaç puan onu falan gösteren göstergesi var, sayaçları var. Şimdi uygulamayı indiriyorum. Bunun şarj bitmedi değil mi? Bir de powerbank şarj bitmesin, kriz geçirmeyeyim. Allah'ım. Device connection diyor. Biraz parmak izi mi yaptım? Evet. Ne yazıyor? Bu ne? Manikür. Bunu yaptığımı unutmuşum ya. Manikür 50 TL yazdım buraya sadece denemek için. Ben de diyorum ki bu ne? Ben bunu geldi bu ürün ve ondan sonra Türkiye'ye gittik. Yani araya bir zaman girdi o yüzden unutmuşum. Ay sinirlerim bozuldu. Şimdi bakın bağlanıyor. Bundan böyle acaba 3 tane 4 tane 3 tane olmaz da 4 tane alıp büyük bir ekran yapmak mümkün mü diye de insan düşünmeden edemiyor. Daha büyüğünü istiyordum ama ben bulamadım. Eğer bulursanız lütfen bana haber verin. Şimdi bakın mesela oyun oynuyorsunuz. Böyle tık tık tık. Kim ne kadar skor aldı görebiliyorsunuz. Geriye sayım mı yapmak istiyorsunuz? Gergo bir ortam mı yaratmak istiyorsunuz? Buyurun bunu da yapabilirsiniz. Ondan sonra cığma. Dur bir dakika. Animasyon yapabiliyorsunuz kendiniz. Yani böyle bir yeteneğiniz varsa yapabilirsiniz. İsterseniz buraya bir şeyler çizebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki fotoğrafları piksel halde burada gösterebiliyorsunuz, sergileyebiliyorsunuz. Onu Burakcan yapmıştı. Nasıl yaptı onu? Ya mesela çok tatlış böyle şeyler var. Dur animasyonları. Mesela böyle animasyonlar var. Aşırı tatlı. Mesela böyle YouTube'a subscribe edin şeklinde abone olmayı unutmayın uyarısı var. Hazır bunu konuşuyorken de bir abone olursanız son 3000
abonem kaldı. 100K olup plaketimi almam için. O yüzden hazır lafı geçmişken bir abone butonunuza basmanızı alırım diyorum ve devam ediyorum. Böyle minnoş minnoş animasyonlar var. Ben yeni yıl döneminde buraya böyle çam ağaçları bilmem neler yapmayı düşünüyorum. Normal olarak da böyle duruyor. Saati gösteriyor mesela. Ya çok tatlı. Ben çok sevdim. Yani evin herhangi bir yerine renk katacak. Videolarda video çekiyorsanız arkaya koyabileceğiniz, çekmiyorsanız evde sadece gözünüze hoş gözüksün diye kullanabileceğiniz çok minnoş bir ürün bence. İndirimli fiyatı da çok çok uyguna geliyor. O yüzden eğer böyle minnoş şeyleri seviyorsanız kaçırmayın derim. Diyorum ve devam ediyorum. Nasıl kapatıyoruz seni bacım? Çok hızlıca göstereceğim bir ürün daha. Sevgili kocama eldiven aldım. Havalar burada dediğim gibi buz gibi. Bak burada böyle parmak şeyleri de var. Hazır böyle eliniz şeyken. Dur bakayım bunu deneyelim. Bakayım. Yani öyle çalışmıyorsa çünkü sıkıntı. Aa çalışıyor. Gayet iyi. Çok güzel. Elleriniz eldivenliyken çıkarmanıza gerek kalmadan dokunmatik ekranı da dokunabileceğiniz, doğru mu? Dokunmatik ekrana dokunabileceğiniz, evet. Dokunmatik ekranı kullanabileceğiniz, telefonunuzu kullanabileceğiniz bir eldiven. Bunlar çok güzelmiş. Bunlardan bir tane de galiba şu an ben kendime almaya karar verdim. Aynı zamanda su itici bir kumaşı var. Çünkü burada hava hakikaten bazen zorlayıcı olabiliyor. Yağmur yağıyor, bir şey oluyor. Aniden sırılsıklamıyorsunuz. O yüzden o kumaş eldivenlerden ziyade bir tık daha yağmuru iten ya da direkt yağmuru hiçbir zaman geçirmeyen ürünlerde ürünler almakta fayda var. Bakalım bakalım. Şöyle bir ürün aldım. İçinde biraz su varmış. Bu ikisi bir arada. Bir yağlık. Bu bir yağdanlık mı? Yağlık mı? Ne denir bunun Türkçesine? O işte. Ama iki tane özelliği var. İkisi bir arada. Bende fısfıs vardı ama dökmeli için de ayrı bir şey kullanmam gerekiyordu. Dedim ki bu ikisini beraber yapmamışlar mıdır yağ? Tabii ki yapmışlar. Şuradan açtığınızda normal bir şekilde yağ dökebiliyorsunuz. Burayı kapattığınızda da buradan böyle fısfıs yağ sıkabiliyorsunuz. Ben yağ sıkma işini çok seviyorum. Çünkü göz kararı istediğim miktarda yağ kullanabiliyorum. Öbür türlü böyle haşır huşur döküyormuşum gibi hissediyorum. Fısfıslama işini air fryer'da falan da mesela çok seviyorum. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunun plastiği de vardı ama ben cam tercih ettim. Bir tık daha pahalı ama indirimli haliyle yine çok uyguna gelen bir ürün. Nasıl çat 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 saat şey gidecek diye, güneş gidecek diye. Şu halime bak. Bir adet yoga üstü gibi bir şey aldım. Oha kumaşı çok güzelmiş. Şöyle medium aldım bu arada. Hakikaten medium çıktı. Keşke small alsaydım. Büyükmüş bu ya. Aa bedeni gerçekten doğru bir bedenmiş. Görüyor musunuz? Ama kumaşı çok güzel. Gerçekten spor kıyafeti kumaşı. Ya çok önemli değil bu arada. Beni sarmasına gerek de yok. Üstümü tutsun yeter. Çünkü spora gidiyorum ve artık böyle sporun içindeki hava da soğudu. Spor salonunun içindeki. O yüzden tişörtle böyle tam hastalık noktasına geliyorsunuz, terliyorsunuz falan. Ama S almayı tercih eder miydim? Ederdim. Olsun, dar olmasındansa bol olmasını tercih ederim. Kumaşı çok güzelmiş. Nice. Bunu hemen makineye atıyorum ve yıkanıyor. Bakalım bakalım. Bu inanılmaz bir ürün. Yani bunu deneme videosunu çekmeyi çok isterdim ama imkansıza yakın gibi. Bu bir ağız bakım seti mi demeliyim? Herhalde demeliyim. Mesela bununla doktorlarda olur ya, bir dişçilerde. Yani dişinizin, gerçi ben bunu nasıl göreceğim? Aynaya bakarak. Bu böyle arka dişlerinizde çürük mürük var mı falan diye bir check etmek için. Şimdi buradaki sağlık sistemi Türkiye'deki gibi olmadığı için hani acil bir durum olur, bir sıkıntı olur diye düşünerek ben böyle bir set almak istedim. Dişimizin arasında bir şey olur vesaire. Hani bu tool'ları kullanmak gerekir. Birbirimize belki Burak Can'la bir şey yapmamız gerekir diye düşünüp böyle bir set aldım. Biraz fazlaca aldım çünkü şuradaki üçlüyü de Marla için kullanmak istiyorum. Bu aynı zamanda köpekler için de ağız bakım seti olarak satılıyor. Köpek, insan zaten çok fark etmiyor bu tarz ürünlerde. Burada böyle Marla'nın dişinin arkalarında, aralarda minik minik plaklar var. Onları bunlarla çıkartmayı düşünüyorum. Marla buna izin veren bir köpek. En kötü çok rahat olup kaçıyor, yani bir şey yapmıyor. Hani eğer köpeğinizi alıştırabilirseniz ya da böyle şeylere zaten okeyse ve dişinin arkasında bir şeyler varsa bunları almak için muhteşem bir ürün. Aynı zamanda şunu da göstereceğim size hazır kapatmadan. Mesela şöyle spatula uçlu. Spatula uçlu yerleri var ya. Bunu da öyle dişlerinin, köpeklerin üstüne yaptığınızda o bütün plaklar gidiyor. Ben temizledim bir kere. Burada 100 lira yaptıkları işlemi ben evde Marla'ya 5 dakikada yaptım. Hani böyle şeyler çok pahalı tuttu. İşte narkoz gerekiyor falan da dendiği için bazen ben hiç gerekli bulmuyorum. Tabii ki bir diş eti durumu olur, başka bir ciddi bir şey olur ama
plak temizliğini böyle bu tarz şeylerle yapabilirsiniz, aklınızda olsun. Bunu da hem kendimize hem de köpüşümüze aldım. Ya bu aşırı tatlı. Geçenlerde bizim şey kırıldı. Onun Türkçesini bile bilmiyorum. İngilizcesini hiç bilmiyorum zaten. Nedir onun adı? Kaşıklık. Hani yemek yaparken bir kaşık kullanır, onu kenara koyarsınız ya, onu tutan alet, zımbırtı. O kırıldı. Dedim ki ben bunu Temu'dan tatlı bir şey bulurum. Nitekim buldum. Ravioli şeklinde tabak, çatal, kaşık tutacağı. Bunun nasıl gözüktüğünü buraya koyacağım. Bunun nasıl gözüktüğünü denedikten sonra buraya koyacağım ama çok tatlı gözükeceğine eminim. Diğerlerini böyle at makineye, yıka falan. Bunu böyle bir dakika fış fış yaparsınız, geçer gider. Hem pratik hem de minnoş gözüken bir şey olduğunu düşündüğüm için aldım. Yani arada böyle saçma şeyler var gibi ama çoğunlukla da mantıklı şeyler, farkındaysanız. Artık biraz büyüdüm mü? Ne yaptım? Aa, kendime de eldiven almışım. Ben unutmuşum. Lan ya Zeynep. Çok iyi. Bir tık bol ama şuradan sıkma yeri mi var bunun? Wow. Hayır, sıkma yeri yokmuş. Abart. O kadar da değil değil mi? Sıkma yeri yok bunun. Bu iki ucu ha. Ya var ya. Bak, eldiven kaybolmasın diye birbirine böyle bir dakika tık etmen lazım. Bakın, eldiven kaybolmasın diye böyle minicik de birbirlerine bağlayan bir şey yapmışlar. Bu ince, minnoş detaylar beni çok mutlu ediyor. Bunlar tek size'dı diye hatırlıyorum. Ya ama hiç önemli değil. Yani benim için bana hizmet etmesi yeterli. Ve biraz bol ama benim işimi gayet görür. Hemen bir telefon çek. Gayet çalışıyor. Müthiş. Benim işimi görür. Hatta bugün takayım bunu. Çünkü eldivenlerim sırılsıklam oldu. Kara yakalandım. Peki bu ne? De burada küçük... Küçücük şey var burada. Cebi var. Hani ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Ama cute. Çok önemli bir ürün. Bakınız. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz. Muhtemelen. Şaka değil. Gerçek. Nedir bu? Diyeceksiniz, tırnak eti makası. Tırnak eti makası böyle hafif kavisli olur ve şöyle etlerin arasından tık 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 geçersiniz. Bunu burada tabii ki manikürümü pedikürümü kendim yaptığım için öz bakım setlerimin içine koymak amacıyla aldım. Manikürde çok güzel etlerimi sanki alabiliyormuşum gibi bir de makasını aldım ki etlerimi daha çok parçalayayım diye. Ya sol elime çok güzel yapıyorum bu arada ama sağ el, yani ne yazık ki bir sağlak olduğum için sağ ele olmuyor. Yani beceremiyorum. Hani bununla da ne kadar becerebilirim bilmiyorum ama belki penseden daha iyi olur diye düşünerek aldım. En kötü artık Pınar'a yaptıracağım. Pınar çok iyi manikür yapıyor. Şerefsiz ama bana yapabilir mi onu bilmiyorum. Olsun. Bu bitti mi? Vallahi bitti. Son birkaç üründeyiz ama ağır ürünleri yine sona bıraktım. Şöyle hızlıca çap çap basitleri geçtim. Artık ışığı da kaybediyoruz. Biraz tepeden en azından ışık yapayım dedim. Umarım düzgün gözüküyordur her şey. Bakalım bakalım. Bu neymiş? Aa! Çok önemli bir ürün daha. Çok güzel paketlemişler yalnız. Helal olsun. Ekşi maya starter kit. Ben burada deli gibi ekşi maya ekmeğe sardım bir ara. O yüzden de buna uygun şöyle güzel bir set aldım. İçinde ne var diyeceksiniz. Mesela buraya sticker yapıştırıyorsunuz. Buradan ne kadar bir büyüme olduğunu mu gösteriyor? Yo, bu Celsius diyor. Oha! Dereceyi gösteren sticker'ı var içinde. Bak bunu bilmiyordum. Böyle üstüne uygun bezi de var. Çünkü ekşi mayayı tam olarak kapatmamanız lazım ama full açıkta olmaması lazım. Onun için yapmışlar. Bir de burada çok tatlı bir şey daha var. Böyle günleri gösteriyor. Bir de böyle günleri çekiyor. Lastiği var. Ve buradan kaç gün, kaç saatte ne oldu, ne kadar büyüdü onu ayarlayabiliyorsunuz. Çok manyak bir şey. Aynı zamanda da karıştırmak için de spatulası var. Karıştırmak gerçekten bir zahmet oluyor ekşi mayayı bu arada, şöyle dibinden falan çıkara çıkara. Bu çok iş görecek bir spatulaya benziyor. Böyle bir set aldım. Yeni ekşi mayamı, daha doğrusu daha önce yaptım ama dolapta şu an bekleyen ekşi mayamı tekrar aktifleştirip bunun içinde tekrardan büyüteceğim. Çok keyifli bir şey bu arada. Çok tavsiye ederim. Ben gerçekten ekmek yapmaya bayılır oldum. Evde şimdi yoğurda da geri döndüm. Evde her şeyi yapmak çok keyifli. Yani ben mutfağı seviyorum yani, bilmiyorum. Sevmeyen insanlar için eminim keyifsizdir. Ama bence çok keyifli. Evet. Ne kaldı? Bu benim hayatımı değiştirdiğini düşündüğüm bir ürün. Diyeceksiniz ki ne bu? Kız ne düştü? Bu ne? Bunlar neresi için? Şurası mı? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi bu güzelmiş bu arada. Böyle masa başında
masa başında diyorum, koltukta bir yerde yemek yemek istiyorsunuz, çalışmak istiyorsunuz ama şu hareketi yapmak istemiyorsunuz, ben mesela. Çünkü zaten masa başında çalışan insanlarda boyun düzleşmesi ve bir sürü hastalık oluyor. Yani şöyle duruyorsunuz otomatik. Bu istediğiniz şekilde yüksekliğini ayarlayabildiğiniz şöyle yanlardan. Aynı zamanda tilt de edilmesi gerekiyor bunun. Aynı zamanda şu şekilde yanlardan hemen tık yaptım mesela. Böyle çalışmak istiyorum. Böyle de tilt edebildiğiniz, her şeyini ayarlayabildiğiniz özetle. Okey, sağlammış. Böyle istediğiniz şekilde ayarlama yapıp masa başında çalışmaktan sıkılırsanız yatakta çalışabileceğiniz, koltukta çalışabileceğiniz, isterseniz yemek yiyebileceğiniz harika bir tepsi diyebiliriz buna, değil mi? Tepsi, yükseltisi falan da var. Gayet güzel. Ben bunun bir de kurulumu var sanıyordum. Yokmuş. Gayet hazır yani kullanıma. O yüzden çok hoşuma gitti. Güzel. Diğer renklerine de bence bakabilirsiniz ama. Ben sanki koyu renk alsam daha mutlu olurmuşum gibi de düşündüm. Ama çok da önemli değil. Benim için işlevi daha önemli. Peki bunlar ne? Bunları anlamadım. Bunların ne olduğunu çözeceğim şimdilik. Ben gittim bir HP kulaklık aldım Temu'dan. Ve bayağı orijinal yani. Şöyle hemen açalım. Hani biraz endişelendim orijinal mi değil mi diye de. Bayağı HP'nin orijinal ürünleri satılıyormuş Temu'da. Gideyim de Apple'ın kulaklığına 10 binlerce lira vermeyeyim dedim. Zaten çok da kullanışlı bir kulaklık değil. Aynı zamanda kulağımı korusun. Biraz soğuktan da etkilenmeyeyim istedim. O yüzden böyle bir kafa üstü mü deniyor buna? Ne deniyor? AirPod'un haricinde kulağımı da sıcak tutacak. Sporda da kullandığımda mahvolsa çok üzülmeyeceğim. Bir FP, Noise Cancellation özellikli bir kulaklık aldım. Çok tatlı ve cool gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor bu arada. Bayağı beğendim. Aa, çok güzel. Bak şuradaki puf puf detayı da çok hoş. Hemen bir kulağımıza takalım. LV şöyle olacak. Wow. Peki bunun ayarı yok mu? Ayarı. Daha mesela benim kafam küçükse. Daha da büyüyor da kısalmıyor. Eyvah. Okey. Okey ya. Bakayım. Yo, tam kulağımı kapsıyor bu arada. Gayet ok. Biraz daha büyük olsa sıkıntıydı bu arada ama çok da önemli değil. Şimdi şuradan açıyorum. Hemen iki kere basınca muhtemelen. Aa, kendiliğinden ses falan da çıkarıyor. Çok hoş. Hemen bağlanalım bakalım. Ben normalde Marshall'ın majör ikisini kullanıyorum. Yani herhalde 7-8 yıllık falan bir kulaklık. Böyle üstüm üstü soyuldu artık ama yani ses kalitesi hani gerçekten muhteşem. Ne kadar eski olsa da çok kaliteli bir ürün. Şarjın mı az senin? Kırmızı yanıp sönüyorsun. Yes. Bu arada HP-H231A modelin ismi. Eğer incelemek isterseniz aklınızda olsun. Şu anda bağlandı. Hemen bir müzik açıyorum. Açamıyorum çünkü yeni telefonda Spotify açmamışım. Kriz geçireceğim. Okey, müzikten açalım Apple Müzik. Continue, hadi. Ne açayım? Tame Impala. Hiçbir şey duymuyorum. Kendimi bile zor duyuyorum. Bakayım, full'de miyim? Full'deyim. Bir tane Travis Scott açayım. Arada basları masları hissederiz. Vallahi iyi biliyor musunuz? Bakayım. Dışarıdan duyuluyor bu arada ama belki kulağımdayken duyulmuyordur. Aa, duyulmuyor. Aa, kulağımdan çıkarınca otomatik kendi durdu. Çok iyi. Gayet okey. Yani tabii ki şöyle. Şimdi ilginç de sesler çıkarıyor kendi kendine, anlamadım. Yani benim tabii ki... Bir dakika, kapatayım ben. Off diyor ve kapanıyor. Güzel. Yani benim majör 2 ile bunu kıyaslamak bence biraz adaletsizce olur. Çünkü onun bassları falan yani çok daha farklı ve gerçekten çok daha iyi. Ama bunun da bassları bence fiyatına göre hiç fena değil. Birçok kulaklık denemiş bir insan olarak söyleyebilirim. Hani bir ses uzmanı olmasam da. Bir majör 2 değil tabii ki ama fiyatına göre çok okey bassları bence. Bir tık tiz kalıyor majör 2'ye göre sadece. Ama yine de basslar bence okey. Ne diyecektim? Heh.
uzun bateri ömrü, bateri ama uzun batarya ömrü diyelim. Kaç desibele kadarmış mesela bunun? Yazmıyor. Bluetooth bağlantısı var. Tabii ki aynı zamanda 3.5 milim şeyde takabiliyorsunuz. Voice call yapabiliyorsunuz. Real stereo speaker diyor ve uzun sürede bir batarya ömrü olduğunu söylüyor. Yani telefonlarınızı, telefon konuşmalarınızı yine bununla da yapabilirsiniz. Ben tasarımını gerçekten çok sevdim. Çok basit ve tatlı. Hani böyle sporda müzik kalitesi benim için çok önemli değil diyorsanız ve sporda bir tane kulaklığı heba etmeyi düşünürseniz, hani yani sonuçta sporda terliyorsunuz, şurası soyulur, burası çıkar, bir şey olur ya, bence bu kulaklık çok ideal. Sporda, dışarıda, sağa sola giderken hani kullanayım ama böyle müzik kalitesi istiyorum, inanılmaz iyi olsun derseniz, yani tabii ki bu değil, daha farklı şeyler bakmak lazım. Ama yine de bence müzik kalitesi ok. Hani böyle 10 üzerinden puan vermek gerekirse ben buna bir 7 veririm. Ve... Ya of, hep en sona bırakıyorum en çok merak ettiğim şeyleri. Hemen göstermek isterim. Bu bir full body masaj aleti. Yani şu koltuğa inşallah sığar çünkü burada yapıp deneyeceğim. Başka bir yerde denemem çok mümkün gözükmüyor. Evet. Bir şey diyeceğim. Hiç fena durmuyor bakın. Burada boyun yeri var. Burada böyle modları var. Deri gibi. Yani tabii ki gerçek deri değil zaten. Ama... Çok iyi. Masaj koltuğundan bir tık öncesi gibi bu yani. Hani ev içi bir deneyimi düşünecek olursak. Benim bunu okuma bence gerek yok bu arada. Bu ürünü keşfetmek için çok heyecanlıyım. Şöyle bir kumandası var. Time Power. Çok iyi. Bir dakika ama boyunu da ayrıca çalıştırıyorsun. Bir dakika. Beycan bir gelsene. Bir şey diyeceğim. Bunu deneyimlemen lazım. Çok iyi. Şu ne bilmiyorum ama point. Ha, parça parça çalışıyor. Buraya, buraya ve buraya. En sonunda ayağa. Yalnız bu hani bana bile kısa geldi. Sana senin popona falan gelecek. Gel. Çok iyi. Senin yanlarını almayabilir. Yok be. Ne yapıyor bilmiyorum. Hmm, ters yapacak şimdi. Ama kafa fena değil. Rahatlatıyor be. Vücut rahatlatmıyor mu? Sana ne? Minibüste gibiyim. Böyle bir titreme. Dur bakayım 59'a kadar. Salak. Minibüs mü? Sıcaklık veriyor yalnız. Şimdi sıcaklıkta alacağım seni. Isıyı açtım. Hmm, bir dakika. Sırtı var. Hmm. Sırt fena değil. Ha. Ama bacak no yani. Başarısız. Sırt mı şu an? Hayır, şu an hiçbir şey yok. Şu an otomatik. Şu an aşağıya gidiyor. Şu an combo yapıyor. Kafasına göre. Şu an sırt mı? Hepsi combo galiba. Sadece paterni farklı. Dur bakayım az önce... Sadece bir yer yok yani. E2 olabilir mi? Boş. Şu. Bu ilginç. Bu geliyor. Senin popona denk geldi bu ürün galiba. Aynen. Yok be, bacağının yine bir kısmını kapsıyor yani. Yani ters yatmam lazım benim. Mesela bu ayağıma güzel olur. Hmm, mantıksız değil bu arada. Kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden mi? Evet. Yani baş güzel 7. Yani vücut tırt ya 3, 2 falan olmasa olur yani. Genel bir puan ver ya. Tek, genel mi? Tek bir parça bu. 6,5. Sen 6,5 diyorsan bu 8 yani. Benim gözümde. O yüzden ben 8 diyorum. Kesinlikle okey. Yani bir rahatlatma yapıyor ya. Yani şey bekleme, bir masaj deneyimi beklememek lazım da hani bir rahatlatıcı bir şey gibi düşünürsek. Yani evet, baş fena değil. Sen başı sevdin. Güzel. İyi, takıl bakalım. Evet. Hangi ürün sizin için Zeynep? Bu senin için bile çok saçma dedirtti. Gerçi öyle çok saçma da bir ürün yok gibi hissediyorum ama varsa da lütfen yorumlara yazın. Merak ettiğiniz, Zeynep bunu da incelersen çok sevinirim dediğiniz ürünler varsa aşağıya direkt linkte bırakabilirsiniz. Tekrardan indirim kodumuzu hatırlatmak isterim. Buraya bıraktığım indirim kodunu Temu uygulamasının arama kısmına yazarak indirimlerden faydalanabilirsiniz. Türkiye'de de geçerli, Hollanda'da da geçerli. Herhangi bir ülkede geçerliymiş Temu'nun olduğu, bilginiz olsun. Bazı insanlardan şey yorumu geldi çünkü. Ben kullanamıyorum hani, kodlar bende çıkmıyor falan gibi. İlk kullanıcı olmanız lazım. Yeni bir hesap açabilirsiniz ya da hiç kullanmadıysanız bu indirimden faydalanabilirsiniz.
Daha önce satın aldıysanız bir şeyler ne yazık ki geçerli olmuyor. O sebeple olmuş olabilir. Bu notu düşeyim. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, bay bay.